değerli misafirler, gece moduna hoş geldiniz. Gece modunun bu geceki konusu radyoculuk ve çok değerli radyocu abilerim ve bir hanımefendi var aramızda. Ablam abilerim. Lütfen abla de bana. Ben yolda nasıl şehirde? Çok değerli abilerim ve ablam. Evet sayın. De olur, sıkıntı çok yok. Şahane bir hanımefendi var, Duygu Atakan. Hoş geldiniz efendim. Ve değerli abilerim. Geçeyim oradan. Muzaffer Güsar ve namı diğer Muzo. Ve Cem Arslan burada. Hoş geldiniz abi. Sağ ol. Abim eserim. Abim yani. Abim ablam olmuyor. Ne kadar kötü ya. Ne güzel. Ablam de ya olsun. Yayında da hep abla diyorlar bunu. Öyle mi diyorlar? Evet. Abla de bana. Mutlu musun? Abla de. Ne olur bana. Abla de bana mı? Ne olur bana abla de. Bana abla de. Öncelikle biz aynı... şey çok önemsiyorum. Dünya Radyo Gününüz kutlu biz olsun. Biz hiç önemsiyorum. Sağ ol. Siz... İlk defa önemseyen biri çıktı. Vallahi. Ne yaptınız o gün? Çok merak ediyorum. O gün ne yaptınız? Ben o gün nereden öğrendim biliyor musun? Twitter'dan. Vallahi herkes bir şey kutlamaya başladı, dedim ben bugün bir şey galiba, baktım ki bizim günümüzmüş. Yani ben 25 yıldır radyo programı yapıyorum. Dünya Radyo Günü diye bir şeyi Polat sayesinde, Polat Yağcı sayesinde öğrendim. Çünkü bize arada dediler ki bugün radyo günü, akşam toplanıyoruz. İyi beleş yemek çıktı. Yani bilmiyorduk. Ama onu, çok böyle birden bütün ünlülerde o şarkı söyleyen herkesle Dünya Radyo Günü Twitter'da büyük bir gündem evet, oldu. Evet, çünkü şey oluyor, şöyle oluyor. Genelde zaten radyo programcılarını Dünya Radyo Günü'nde ve albüm ya da şarkı çıktığında hatırladıkları için. O yüzden o gün günümüzü kutlamışlardı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben mi yanlış hissediyorum? Gerçekten de böyle mi? Yoksa bu son dönemde bir radyoda bir yükseliş var mı? Var. Tabii. Değil mi? Evet, yani var. Şu an mesela sadece albüm zamanları hatırlıyor değiller. Sürekli bir özellikle müzisyenleri. O sadece sanatçıya özel bir şey. Ha. Yani dinleyici zaten her şekilde dinliyor. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var, sözünü mü terk etmedi dinleyicimiz. Geri döndüler bize yani. Geri döndüler mi? Evet, yani ben şimdi o hissiyat... Hiç gitmediler ki. Ha, ben de onu diyeceğim. Geri gittiler abi yani. Yani. Hayır, hiç gitmediler. Ya bence format yayını başladığı an itibariyle siz Talk Radio olduğunuz için sen onu belki çok hissettin. Pardon, ne radyoyuz biz? Talk Radio. Talk Radio. Talk Radio. İyi ki gelmişim buraya. Yeni öğrendim. 13 Şubat'ı öğrendim. Evet, Talk Radio. Talk Radio olduğumuzu öğrendim. Ne çok zaman ne olduğunda ben kaçırmak istedim. Ya şöyle bir şey oldu. Belirli bir dönem radyoculukta. Şimdi Muzo ve Cem ondan çok etkilenmediler ama bazı radyolar bundan etkilendi ve biraz daha format yayınına geçtiler. Yani çok fazla konuşmayan, sadece şarkı anons eden radyocular çok fazla türedi diyeyim. Dolayısıyla dinleyici biraz aslında hani kendisi gibi birilerini arıyor. Yani konuşacağı birisini, kendisinin derdi gibi dertlenen birisini arıyor. O dönemi biz biraz kaybettik, belirli bir dönem. Sonra konuşmaya başladığımızda bence bize geri döndü. Hani Muzo'yla zaten Cem hep konuşan. Siz konuşmayı hiç bırakmadınız değil mi? Hani o günkü formata uyayım, artık konuşuldum ben çok dinlenmiyor. Ben 25 yıl önce başladım konuşmaya, hala konuşuyorum. Yani orada... Ben de geçen söyledim, ben zaten 4 yaşında konuşmaya başlamışım o yüzden... Fırsat bulduğum her yerde konuş. Hiç susmayın. Ama abi senin konuşma ayrı. Senin konuşma. Şöyle de toplayabiliriz. Ben konuşmaya başladığımda bizi izleyen çoğu kişi daha konuşmuyordu. Hiç yani orada. Yani öyle bir durum var. Abi yani yıllar be. Ha? Yani demin şimdi, programdan önce de böyle bir yaşınla ilgili şeyler oldu. Üzülüyor musun? 1970'de. Üzülüyor musun? Hayır demin bir şaka oldu. Biraz gözlerin doldu gibi böyle bir. Yok hiç dolmadı. Kasım orada hala hareket yapıyor. Gözlerle bana arıyor. Sevgili izleyenler, Cem abinin çok peşinde, Cem abinin kendisi çok eski dostluyla karşılaştı burada. Çok eski bu karşılaşma. Çok eskiyi bastırarak söylüyorum. Evet, 70 doğumluyum, 49 yaşındayım. Radyoda pek etkisi olmuyor. Yani yaşının başının radyoda çok etkisi olmuyor. Çünkü, hatta bence var ya Cem, avantajı bile oluyor. Evet, çünkü daha çok söyleyeceğin sözler oluyor biliyor. Programı dinliyorlar, aşık oluyorlar. İnternetten bakıp vazgeçiyorlar. Sonra öyle etkileri oluyor. Ya ne kadar acayip bir şey. Yani. Sese aşık olmak, o sesle yaşamak. Yani ve sesin de aslında bilmiyorum acaba... Yaş aldıkça seste bir değişme oluyor mu? Sanmıyorum. Cümlelerde oluyordur ama... Bizde mutlaka olmuştur. Çünkü biz yayıncıda başladığımızda neredeyse ergenliğe girdiğim zamanlardaydı. Yani mutlaka seste bir değişiklik olmuştur bunca zaman. Günaydın herkese falan derken. Nasıl bir ilişki gerçekten o? Yani ya sesle insana bir aşık sene, edip sonra... Sana hemen küçücük özetleyeyim bunu. 25 sene önce ben radyoya başladım. Daha radyoya başlamışım 15 dakika olmuş. Dediler ki radyo bitti. Ben dedim ki keşke başlamasaydık ya, daha yeni başladık. Sonra o zaman makaralar bilmem neler var tabii. Sonra CD çıktı. Dediler ki artık CD var ya, radyocuyu kim ne yapsın, takarım CD'yi dinlerim falan. Sonra
Winamp çıktı. Winamp varken ne gerek var? Sonra flash memoriler çıktı. Onları da biz radyoda tabii alışkınız da burada fazla el kol hareketi yapmamak gerekiyor. Eli mozaikleriz abi. Aynen öyle. Flash memoriyi anlatmamaya karar verdim. Sadece... Ay ben çok küçük bir flash memori. Yani 256'lık falan diyelim böyle. Onların tabii şu anda artık iyice açtılar gittiler kendilerini. Onlar çıktı dediler ki internet... radyo bitti. Ha. İnternet çıktı radyo bitti. YouTube çıktı internet sürekli bitti. Sürekli radyo çıktı radyo bitti. İşte çeşitli müzik platformları çıktı. Legal illegal dediler ki radyo bitti ama radyo her zaman kuvvetlenerek devam etti. Fakat radyonun Duygu'nun demin anlattığı hani bir ara bırakıldı gibi bir imaj olmasının sebebi radyo ve radyocular. Yani siz şimdi televizyonda bir şey yaparken abi sen televizyondaki adamsın izleyici de hani sen yukarıdasın o sadece izliyor. Fakat bizi insanlar o cihazdaki kişi olarak yazmıyorlar kalplerine. Yan koltukta oturan adam mutfakta iş yapıyorsa komşusu hayatındaki biri gibi gördüğü için bir türlü radyo alıp yürümüyor. Aslında radyo bugün... Yani bizi milyonlarca kişi dinliyor. Bir köşe yazarından çok daha fazla ön planda olan, bir köşe yazarından çok daha fazla takip edilen bir noktada. Fakat sen evin çocuğusun ya, yani orada hani mesela yazıyorlar ya işte bir bölüm başına 100 bin lira aldı, 200 bin lira aldı falan. Radyocu deyince ya sen evin çocuğusun ya sana bir ben kıymalı börek yapayım anlat bize sabaha kadar. Sen ne 100 bin, 200 bini falan diye hani bizi... Parayla veyahut da gelirle filan bağdaştırmıyor. Öyle bir şöhret, işte şey falan. Bağdaşmadığın zamanda, sen diğerleri kadar yürüyemiyorsun. Çünkü bölüm başı 100 bin lira dediği zaman gelip böyle bakıyor. Bunu neyine veriyorlar bölüm başı 100 bin falan. Ama biz öyle olmadığımız için sanki diğer mecralara oranla biraz daha arkadan geliyormuşuz gibi. Yani evde... Kısır yapıldığı zaman sen yiyeceğin zaman annen eline vurdu hop o misafirin falan diye biz de radyoda biraz... Yani şey gibi anladım ben. Samimiyeti yüksek parası düşük. Aynen öyle. Yani kendi adıma konuşayım. Genel olarak öyle diyebiliriz. Yani gerçekten yıllarca bu işi yapıp yani yani çok aslında kazancına girmek istemiyorum ama samimiyeti girelim daha etkili. Girelim ya bence. Girme, bana. Yani, o niye üzülsün? Hayır ben de direkten döndüm de o yüzden. Benim Bakırköy FM'e geldim ilk İstanbul'a geldiğimde. Evet. Hatta daha çok net bir şey söyleyeyim. İlk İstanbul'a geldiğimde Kanal D'ye geldim abi. Hı-hı. Kanal D o zaman şey dedi ortaklarda. Ortaklardaydı. Sana mektup bırakmaya geldim. Aa. Evet. Ne oldu? Almadılar mı? Almadın. Abi kovdular bizi. Sırf bu diyalog için çağırmış olabilir misin Muzo'yu? Vallahi. Bir zamanlar fakir ama işte, gururlu bir eser vardı. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? O istediğim şeyi de yapamam. Bir şey söyleyeceğim. Olmadı mı? Gördün mü Muzo ama diye döndük. Ama sana radyoculuk kısmet değilmiş. Bak mizansen bile olmuyor. Yani. Olmuyor hiç beceremedim. Ama gerçekten çok büyük bir... Hayranındım abi. Yani böyle bütün lise 12-2 arası işte o dediğiniz o samimiyet, o duygu. O radyonun radyo olduğu yıllar tabii yani. Gitmiyor işte yani o duygu yani hatta stand-up'ına da ilk hemen geldim Bursa'da gittim. Öyle bir derin... Benimkine geldin mi stand-up'ıma? Abi yani ben gerçekten... Şimdi artık büyüdün tabii ünlü oldun. O zamanlar radyo geziyordum. Gelmemiş, şimdi ben stand-up'ı yoğunum ben gelemem. Vallahi gelemedim. Bir tek yani Muzo abiye gittim ama... Yapma döndürme. Güzel yapma. Bir gösteriydi o. İnanılır gibiydi o Tayyare Kültür Merkezi'nde. Evet, Tayyare Kültür Merkezi'nde. Ya o ilk defa orada gözlerim dolmuştu feci. Ben zannettim ki seyirci gelir mi gelir mi diyorum korkuyorum. Ya gelir Muzo gelir Muzo diyorlar. Bir gittim alt kattaki seyirciyi gördüm. Aa çok hoşuma gitti falan dolmuş. Ondan sonra bir yaksanıza solunu seyirciyi göreyim dedim bir baktım ikinci kat bir baktım üçüncü kat. İnanılmaz keyifliydi yani feci gözlerim doldu. Yani 900 kişilik salon 1000 kişilik salon orası ama dikine yapmışlar Tayyare'yi. Yani. Böyle üç katlı böyle çok dik böyle bakıyorsun seyirciye. Fulldi gerçekten sahnede değil mi? Değerli çok maden olduğu için. O ne kadar o şekilde yapmış. Neydi? Değerli sahnede maden. Değerli bir maden olduğu için. Tabii. O şekilde. Evet. Ya, Duygu sen bir yandan televizyon programı da yapıyorsun. Evet. Aslında işte burada olayın gizemli kısmı o. Yani görseli nasıl değişiyor bu olayın? Yani görsele girdiği zaman sıkıntı mı oluyor? Çok sese alıştığımız zaman. Bak bizi seslendirmenler gibi düşünebilirsin. Yani seslendirmen
Seslendirmen. Öyle deniyor. Ben ses sanatçısı diye biliyordum. Yani seslendirmen deniyormuş. Bana da sürpriz oldu bu. Seslendirmen denmeyince bozuluyorlar falan. Yani ben sırf gırgırına da gittiğim arkadaşlarım var. Nasıl yapıyorlar acaba falan diye. Aslında onun sadece sesini alıyorlar ama orada o oyunculuğu sergiliyorsun. Yani bir filmin dublajını yaparken aslında biz de radyoda yani bu haberleri yaparken... Bu haberleri söylerken aslında televizyondaymışçasına elimizi, kolumuzu, beden dilimizi her şeyi kullanıyoruz ama dinleyici sadece sesimizi izliyor. Sen canlı yayın yapıyorsun, izliyorlar aslında artık seni. Yani zaman ne zaman tabii sosyal medyanın nimetlerinden de yararlanıyorsun ama o küçük bir bölüm çünkü artık... Etkiliyor mu? Yani izlenmeyi arttırıyor mu ya da orada izlemeyi tercih ediyorlar mı? Ya arttırıyor mu arttırmıyor mu bilmiyorum ama etkisi mutlaka oluyor. Bir de şöyle bir şey var, artık sosyal medyanın bu derece her... hücremize girdiği bir yüzyılda artık ben canlı yayın yapmam, Instagram kullanmam, Twitter'a uzağım, Facebook'a mesafeliyim falan bunları yapamazsınız. Çünkü dinleyicinizin hayatında ne varsa, yani şöyle bir şey var, ben yayınımda şu mottoyu her zaman savunmuşumdur. Radyocu deyince çok konuşan adam akla gelir ama radyocu çok konuşan adam değil, bir şey söyleyen adamdır. Bazen iki saat konuşursun ama hiçbir şey söylemezsin, ne dedi bu ya falan olur. Bazen de bir cümle kurarsın, çok şey söylersin. Biz hep söyleyen insanlar olmaya çalıştık. Çok bol konuşulan insanlar olarak yaftalansak da. Ama çok bu yani çok uzun o süreyi doldurmak için konuşanlar da yani işi ya bizim kötü eski yapanlar radyoda da mesela şu yazardı. Stüdyoda kocaman bir yazı vardı. Boş konuşacaksan şarkı çal yazardı. Çok bir iyi. Şey söylemeyeceksen çok radyo şarkı çal yazardı. Radyo da bunun böyle olduğunu biliyor ama bazı insanlar radyoculuğu aç abi mikrofonu içinde ne varsa boşaltıyor. Onların zaten ömrü kısa oluyor. Zaten o kadar öyle yayıncılar çok fazla ulusalda yerde bulamıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medya dedi Cem. Sosyal medyanın radyoyla aslında ben artık iç içe olduğunu düşünüyorum. Mesela televizyon işi yani şu an benim televizyonda yaptığım program ben şarkı söylersem bundan 5 sene önce benim Instagram'da başlattığım bir projeydi. Kendi başıma yayında sadece şarkıyı söylerken Instagram'da bir video çekip acaba insanlar da bana video gönderir mi diye bir etiket açtım. Ben şarkı söylersem dedim. Ve Gülşen'le Murat Buz'un şarkısıyla başladım iltimasla. Ben de yolladım, rezil kabul söyledim. Etmedim. Sen yollamadın, yalan söyledin. Yolladım, kabul etmedim. Kabul etmedim. Kabul etmedim, yolladım. Lütfen bu haftaki yarışmaya katılır mısın? Serkan Kaya var. Katılıp yarın lütfen video gönderiyorsun. Kala kaldım kışın ortasında. Çünkü sürekli paylaşıyoruz biz de tabii. Neyse sonra o etiketle insanlar yüzlerce video gönderdi. Yani ameliyathaneden askerlere kadar çok fazla video geldi. Ben bunu dedim ameliyathaneden ki, sana niye yolluyor? Adam ölmek üzere sana video mu ölmek yolluyor? Ölmek üzere hemşire yolluyor. Adam ne? Ameliyathaneden. Hemşirede ne kadar işini ciddiye alıyor. Doğru halde. Dekonsantre mi ya? Dur bir dakika ya, yayındayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak ne labali bir ameliyatta olmuyordur. Sen baksana. Bu da bayıla bayıla kabul etmiş. Hemşireye demiyor kardeşim işini yapsın. Bir dakika ya, radyocular tartışıyor. Bir dakika dur ya. Hayret bir şey ya. Harika. Tam istediğim şey buydu biliyor musun? Harika. Sen bizi birbirimizi düşürmeye mi çağırdın? Evet ama ben yani ben bir şey yapmasam da girdiniz zaten. Şu an harika. Hayır abi şöyle bir şey var. Şimdi radyoculuk böyle çok sanki gerçekten arka planda bırakılmış gibi bir durum var. Fakat radyocular gerçekten... Evet Cemil sen açtın gibi o konuyu da bırakılmış gibi ama bir durum var. Ama bir dakika ben açmadım. O sor... açtın o konuyu. Hayır ben... Hey! O sorabilir. Sen söylemeyeceksin. Allah Allah cevap da mı vermeyeceğiz ya? Yaz altı keşke yaz, bunun altı ortasına yaz. Ben otursaydım. Ya, neden? Yani birbirinizi yiyeceksiniz. Ondan. Çok seviyorum sevdiğimizden. Evet çok seviyoruz. Ve ben... hatırlar Cem. Şimdi radyonun ya şöyle sonra dönüm var. Cümlesini hatırlaması için ama hayır şöyle bir dönüm. Ama bir dakika, ondan sonra bir şey ben eser ya. Tamam, tamam. Eser. Nasıl olsa devam edelim. Eser saldırgan. Keşke ben burada da oturmasaymışım. Abi ne yapıyorsunuz ya siz? Dört erkek. Dördüncü nerede? Tamam. Dört erkek gördüm. Bir şey söyleyeyim. Skype'la evden devam edebiliyor muyum? Direkt yayın. Ben istiyorum yani. Ya lütfen. Yok estağfurullah. Siz normal Instagram'dan başlattınız sonra o televizyona da şey oldu. Ben eyvah. O sırada Cem hiç yollamadı video falan. Sana doğru gideceğim böyle. Şöyle bir şey var. Radyocular sosyal medyayı kullandıkları zaman çok büyük etkiler yaratabiliyorlar. Bundan 4-5 sene önce bir Cem'in çok iyi hatırlayacağına eminim ben. Her şeyi ben niye hatırlıyorum? Çünkü sen orada destek verdiğin için. Ay Cem ya. Şöyle bir şey oldu. Bir sabah uyandığımızda
Ben susuyorum, konuşmuyorum ya. Bunlar hayır, beni hayır, buraya hadi konuşturmamaya hayır çağırmış. Arkadaş sen ne yapıyorsunuz ya? Sen onları ciddi alma, bitir sen. Muzo ben sana anlatacağım. Sen cümle, evet. Şimdi Muzo'cum şöyle ol. Sen de oraya koy, onu dinle. Yer değiştirelim mi şöyle? Evet. Valla seni burası oldu uğursuz geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hiçbir şey değişmedi ama. Niye? Chat'ta daha çok göz göze geleceksiniz şu an. Tamam o zaman evet doğru söylüyor. Sen böyle ben geç masayı mı acaba çevirsem? Bunu ben senin yanına mı gelsem evet acaba ikisini mi görsem? Tamam sen konuş. Konuşuyorum. Hazır mısınız? Evet. Evet. Tamam. Instagram'da. Instagram değil arkadaşlar. Sosyal medyadan bahsettiği için tamam söylüyorum. Sosyal medya gerçekten radyocular doğru kullandığı zaman böyle çok... Buraya bu tarafa. Yine inatla ona bak. Kaşınıyorsun. Oraya niye bakıyorsun? Bana bak işte. Evet. Bundan 4-5 sene önceydi. Bir sabah uyandım. Aha. Bir baktım ki ehliyetler olmuş. Kaç liraydı? 101 lira. Dedim ki Allah Allah arkadaş dedim. Ben dedim ehliyet için yenilemek için neden 101 lira vereyim dedim. Kendi kendime. Sonra bir etiket açtım. Hatırla işte onu söylüyorum. Ehliyet için 101 TL veremem diye. Ve ben bunu yayında anlattım. Çok iyi biliyorum ki bazı dinleyiciler Cem'i de Nihat'ı da aradılar. Nihat Sırdır'ı da aradılar. Onlar da yayından destek verdiler bu etikete. Ve akşamına o radyodaki ve sosyal medyadaki etki sebebiyle o dönemki Maliye Bakanı çıktı. Biz bu tepkiler sebebiyle acil toplanıyoruz dedi ve ehliyet bedeli 15 liraya düştü. Bunu değiştirebildin yani. Değiştirebildik diyeyim. Radyocular ha yani. Sosyal medya ve radyo iç içe girdiği zaman çok güzel şeyler olabiliyor. O işte TRT'deki program da öyle yani. Hı-hı. Instagram'dan yayına taşınmış bir iş bu. Hı-hı. Bunların ikisi de radyoculuk adına bence güzel şeyler. Yani bir şekilde günümüzde bu dijital devrimden yani bu internet devrimden yararlanması da gerekiyor her meslek gibi aslında. Televizyon bizim daha da tabii ki sonuçta evet medyanın daha fazla yararlanması gerekiyor tabii. Evet. Şuna net olarak emin ol ki yeni bir teknoloji çıktığında en ama en süratli uyum sağlayan mecra radyo. Radyo. Ya, evet doğru. Çünkü anında yayına tatbik edebiliyorsun yeni mecraların hepsini. Bugün Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı onların en etkin kullanıldığı yer radyo. Çünkü ikinci ekran, dünya medyası artık ikinci ekran peşinde ya. Yani reklamcılar da bunun peşinde. Artık sadece televizyon izlemek yetmiyor. O kare kodlar falan artık şunların peşinde. Diziyi izlerken Kıvanç'ın üstündeki gömleğin hemen bir kare kodu oradan okutuyorsun. Tak o çıkıyor. Hemen sen diziyi seyrederken bir dakikada gömleği almış oluyorsun bile. O tür şeylerin peşinde koşuluyor ve radyoda bu tür teknolojilerde kendine çok iyi bir yol haritası çizebiliyor. Hı hı. Ve biz bir de şu güzel, şimdi mesela televizyonda toplantılar yapılırken benim esas işim televizyonda yani ben radyoya başlamadan önce program planlama departmanında çalışırım. ATV ve Kanal 6'da maalesef Kasım'la da oradan. Kasım nerede ben göremiyorum. Kasım görme, abi görme, pardon. Görme. Kasım abi. Net ayıplarla televizyon dünyasında, sinema dünyasında ya bir senaryo yapsak bunu nasıl çeksek halkla iç içe getirebiliriz, halktan beğeni alabiliriz diye düşünürken bizde çoğu yönlendirmeyi zaten sokağın kendisi yapıyor. Abi programda şundan bahsetsene, programı şunu yapsana, şunu çalsana, şöyle bir şey ve sen onlardan gelen isteği kendi yeteneğin, bilgi birikimin, cesaretin veyahut da çalıştığın radyonun teknolojik ve patronaj imkanlarıyla bütün bunları harmanlayıp oradan bir kompozisyon oluşturabiliyorsun yayında. Ama ilk çıkış noktası vatandaşın, sokağın zaten kendisi. Bizim öyle bir avantajımız var. Eğer o sokağı doğru yönetiyorsan, oradan gelenleri doğru taşıyabiliyorsan yayınına maddi manevi imkanları kullanarak programın çok lezzetli oluyor. Dolayısıyla vatandaş kendi icat ettiği mevzuyu radyoda daha zenginleşmiş bir şekilde dinlediği zaman senden kopmuyor. Çünkü diyor ki tamam bu benim. Peki adam. Şeyi nasıl ayarlıyorsunuz abi? Şimdi yani işte taksici de dinliyor, işte minibüs şoförü de dinliyor, yolcular da dinliyor, plazada beyaz yakalı işe giden de dinliyor. Yani o tonu nasıl ayarlıyorsunuz? Neye göre belirliyorsunuz? Yani valla ben olduğum gibi devam ediyorum yani yıllardır. Neyse. Çünkü herkese göre şimdi hakikaten Türkiye'de yayıncılık da radyo yayıncılığı daha da farklı tabii televizyondan. Bir şey söylediği zaman herkes kendisine sana ait olduğunu hissediyor. Ya da hissetmeyi düşünüyor. Mesela atıyorum yani öyle bir şey de anlatmalısın ki
çok dediğin gibi beyaz yakalıya da uymalı. Hı. Ya da ötekine de uymalı, benimkine de uymalı. Yani çok spesifik olursan o zaman zorlaşıyor yayıncılık. Yani bir gruba ait olmamalısın. Bir kere çok ortada bir adam olduğunu seni bilmeli. Zaten o yüzden çok küfür yeriz ya. Yani böyle ne ona yaranırsın ne buna. Mesela bir gün Allah dersin, ooo bak herkes der ki bak Allah dedi, inançlı bu adam. Bir gün dersin ki başka bir türlü bir şey, ooo bu inançsız bir adam. Yani eğer sen ha bugün bunlar bunu dedi, ertesi günde bunlar bunu dedi diye sürekli onların rüzgarına kapılıp da dönersen o zaman bir şey olmuyor tabii. Hiçbir şey olup olamıyorsun. Zaten hani buradaki yayıncı arkadaşların hiçbiri de onu yapmamış ki. Neredeyse çeyrek asıldır yayıncılık yapabilmiş. Muzo'nun dediklerinin aynısına katılmakla beraber şunun da altını çizmek istiyorum. Yani aslında biz beyaz yakalı, mavi yakalı, işçi, memur ayrımı yapıyoruz ya. Üst düzey yönetici, öğrenci, ev kadını okumuş, ev kadını okumamış. Öyle tipolojiler var ya reytingde. A+, A, B, C'd. Onları yurt dışından kontrol C, kontrol V yapıp Türkiye'ye getiriyorlar ama o tipolojiye ben külliyen yalan kesinlikle inanmıyorum. Yani bize uymuyor. Şöyle söyleyeyim, buradaki arkadaşlar ve burada aslında izleyicilerin görmediği ama bizi izleyen kıymetli arkadaşların hepsinin gözünün önüne geleceği bir tabloyu söyleyeyim. 5 yıldızlı bir otelin içinde, balo salonunda bir davete katıldığında topuz saçlar, smokin ve çigan orkestrasıyla başlayan gece ceketler bele sıkıştırılıyor. Kravat alında. Erik dolu. Kadınlar ayakkabıyı atmış. Ayak tabanları simsiyah. Böyle herkes at gibi. Allah 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 Allah. Yani çigan orkestrasıyla başlayan gece binlerce dansöz var falan diye. Hangi beyaz yaka, hangi mavi yaka? Aslında ben şuna inanıyorum. Muzo'nun dediğinden de yola çıkarak. Biz sadece kendimiz oluyoruz. Çünkü herkesin aslında içi tek, ambalajı farklı. Yani zaten o yüzden samimi oluyor yani. Dinleyici o yüzden seni samimi buluyor yani. Bir çocuk Anadolu'nun bir köyünden gelmiş, başarılı bir çocuk. İstanbul'da üniversite okumuş, bitirdikten sonra geri dönmemiş. Başarı hikayelerine devam etmiş. Beyaz yakalı olmuş ama aslında o kök olarak, hamur olarak geldiği yer hepimizde olduğu gibi genlerimize kodlanmış, şifrelenmiş mevzular belli. Sen onu radyoda ortaya çıkarttığı zaman aa ben de Erzincanlıyım ha falan. Hatta böyle evet Cem Bey nasılsınız filan bunu bugün filan bu konuyu push edelim falan diye o biraz İngilizcesiyle başlayan mevzu birdenbire kardeş sen de İngilizce bir hey 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 falan diye ama işte ama şeyde bir fark var galiba abi. Hani yayın saatine göre ama değişiyor. Yaptığınız muhabbet herhalde. Yani şu an mesela sen... Mesela gece saatlerindeyken ben çok daha başka. Mesela şimdi sabah doğal olarak ister istemez ben sabah saatlerine alışık olan bir adam değilim ama sabah saatlerine baktığında mesela servisteki çocuklar da dinliyor. Doğal olarak otomatikman sana bir otokontrol sağlıyor. Yani nerede ne kadar konuşman gerektiğini kendi kendine ölçüyorsun tabii. Yani bunca yılın getirmiş olduğu bir bakıyorsun lise servisi ya da ilkokul servisi seni dinliyormuş da ona göre konuşuyorsun. Yani bir de mesela kadından erkeğe göre de değişiyor. İnsanlar da çok farklı oluyor. Bir yayında ben mesela TRT'de yaptığımızda geçen seneydi şeyden bahsettim. Sütleri hani bu şimdi çok konuşuluyor ya kapıdan gelen sütçüden mi alalım kutu sütlerim hiçbir faydası yok falan. Bundan konuşuluyor. Ben de onunla ilgili radyoda da bir şey söylemiştim. TRT'deki programda da dedim ki yani bu kapıdan gelen sütlere salyangoz koyuyorlarmış. Onun sümüğü kıvam versin diye falan. Böyle bir haber yani bunu da uydurmadım. Vay efendim sen telefona kaç şey sürekli zaten TRT'de de anlıyorsun. Oradaki hareket suratlar değişiyor falan. Ben herhalde dedim bir bunlar böyle yaptığına göre bir hareket var. Bir baktım ne oldu dedim problem. Vay efendim sütçüler aramaya başlamış. Bu mesleğimizi elimizden mi alacak bize niye laf söylüyor? Yahu ben mi koydum salyangozu sütün içine? Yani böyle bir haber var. Şimdi bunlar seni demoralize ederse bu sefer yayın yapamaz hale geliyorsun. Ya bu durumlar çok komik. Umursamıyorsun mesela yani. Türkiye'den bahsediyorsun. Adam sana mesaj atıyor. Emeklilikte yaşa takılanlardan bahset. Atanamayan öğretmenlerden bahset. İşte patates soğandan bahset. Ondan bahsediyorsun. Sana mı kaldı oğlum bunları konuşmak? Radyocu siyaset yapma. İşini yap falan. Yalnız diyor. Bir şey söyleyeceğim. Radyocular bayağı şu an siyaset yapıyor. Yayından bahsetmiyorum ben. Şu anda siyaset yapmak değil. Şu anda konuşurken kullandığın jargon, kıyafetin, bıyık bırakma maalesef, şeklin, maalesef, saç kestirme şeklin, çay içme şeklin veyahut da hangi sıvıdan daha fazla hoşlandığın senin hangi partiye oy verdiğinin bir delaleti olarak kabul ediliyor. Yani ne konuşursan konuş, siyaset ne konuşursan konuş. İngiltere, siyaset... Mesela İngiltere Kraliçesi, Kraliçe Elizabeth
Yani bildim bileli Kraliçe Elizabeth. Bir gün yayında ona diyorum ki vay dedim ben ne ömrü varmış bu kadının. Prens Charles çocukluğundan beri prens. Yani artık adamcağız. Yazık değil mi? Gidici yani William geldi. Hala bu prens dedim ne ömrü varmış. Ben Allah, o kraliçenin 20 Allah sene dedim, ömür öldüğüne versin. İnanıyorum. Madame Tussaud'a yaptırıldığına ne onun pilli olduğuna inanıyorum. Zaten bir saç bir inci kolye başka konuşurken falan da duyuyor. Konuşurken de yok evet. Öyle duruyor sadece. Ne dediler bana biliyor musun? Sen... Adamsın İngiltere kraliçesine nasıl Allah ömür versin dermişim ben. Ya kadın gebersin mi diyeyim yayında? Allah ömür versin. Kadın ne yaşadı dedim. Vay efendim sen kraliçeye ömür versin. Dünyada diyor İngiltere bizim en büyük düşmanlarımız. Yani ya saydırmış bana. Gitmiş bana adam yani. Peki bu izlenme meselesinde reyting var mı radyoda? Yani nasıl radyo ölçülüyor? Radyo reytingi var. Hani şey için soruyorum bunu. Bizim A, B, C, D falan diye böyle reyting var ya. Televizyondaki People Matter denen hani 82 milyonluk ülkeyi 3000 evdeki cihazla ölçen o garabet radyoda biraz daha değişik anket düzeniyle kuruluyor. Onu daha teknolojik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Radyoda da hani arabalara cihaz yerleştirsek veyahut da evde dijital platformlardan dinleyenler, uydulardan dinleyenlere cihazlar yerleştirsek daha metrik bir şekilde yapılabilir mi diye ama televizyona yapılandan daha büyük bir yatırım gerekiyor. Ama geri dönüşü de radyolardaki kazanç diğer mecralara oranla daha az olduğu için o yatırımla o karşılık alınabilir mi? Telefonla. Şu an ne yapılıyor yani? Telefonla arıyor. Mesela seni arıyor. Diyor ki merhaba soruyor. Esrar Bey. Neyi dinliyorsun? Dün saat 7.15 ile 7.30 arasında kimi dinlediniz? Ben daha yani... Neyi ben dolandırılıyorum zannedip yani, cevap vermeyebilirsin. Cevap vermeyebilirsin yani. İşte 7.30-7.45 arası kimi dinlediniz? Yani çok ilkel bir sistem. Çok ilkelmiş. Ha. Evet şu anda öyle. Asla belirlenebilir bir durum yok yani. Olabilir dikkat et. Öyle ama tabii bu da bir veri yani sonuçta. Ve reklam veren bu veriye dikkat ediyor reklamı verirken. Yani oradaki radyoların sıralamasına dikkat ederek reklam veriyor sonuçta. Bu bence, da bir veri. Bence bu konuda yerleşmiş bir mevzu var. Bugün Muzo, Duygu, ben yani müşteriler aslında bizi... tercih etmesi gerektiğini biliyor. Mesela işte Nihat Sırdar vardır, Geveze vardır. Hı. Yani zaten böyle çünkü bir... Çünkü etrafından falan da yani bir o feedback'i alıyor zaten kendi. Yani kendisi ya bir radyo işi yapsak, bir radyo kampanyası yapsak dediğinde zaten o toplantı masasından gelen teklifler aslında kimlerle çalışılması gerektiğinin listesini oluşturuyor. Hı. Fakat radyodaki reytingleri ajanslar pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Mesela diyor ki baba senin programda bir şey yapalım. Tamam yapalım. Ama sen de diyor işte yani 2-0-2 puan düşmüşsün ya falan. Tamam yapmayalım o zaman benim. Ya da bana düştüm, bir şey yok yani. Abi yapalım olur mu? Yapma yap abi düşmüşüm zaman. Ben 2 puan düşmüşüm. Yapma ben de o zaman dediğin zaman ajanslar için rating aslında bir karar mekanizması değil. Pazarlık mekanizması. Yani sen diyorsun ki ben sana bu işi yaparım 10 liraya yaparım. Ajans da diyor ki abi 2 puan düşmüşüm sana anca 7 veririm bak yukarıda olsaydım bilmem ne ama benle çalışma para dediğin için. Zaman da oldu deyip gitmiyor madem yani düz mantıksa madem düştük yapma yok o da yok, yok. Daha hiç o da yok o da yok o da yok yani bir saçma noktaya geliyor ama neticede radyo programları tabii ki ölçülüyor ama bir radyocu için reyting gerçek reyting şudur günlük hayata çıktığın zaman İşte bakkaldan oradan buradan alışveriş yaptığın zaman ya da işte günlük hayatın diyaloglarına girdiğin zaman birisi aa Allah'ım o ses falan diyorsa. Ulan bir şey çok güzel bir şey. O duyguyu merak ediyorum abi. Şimdi bizde şey var ben de mesela bir programın iyi geçip geçmediğini gerçekten dışarı çıktığımdaki sadece tanınmayla değil. Bir tepki oluyor. Abi dün neydi gibi bir şey oluyor. Mesela o programda ne oldu? Hani bir bakışından anlıyorum. Abi bitmesin istedik falan diyorlar. Evet yani bir coşku, bir o coşkudan anlıyorsun. Ya o, ses, önce sizde mi ses mi? Tabii ses oluyor. Ses oluyor. Telefon bağlantıları oluyor. Mesela telefon, ben çok fazla telefon bağlantısı alıyorum yani. Yani mesela Cem daha çok konuşuyor ve ben onu dinlemeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum çünkü Muzo'yu hiç dinlemedim şu ana kadar. Tane. Gerçekten çok yani Muzo'yla henüz daha yeni aslında biraz tanışıyor gibiyiz. Evet. Siz önceden tanışmadınız mı? Yok hiç tanışmıyoruz. Yok hiç radyoda birbirini hiç tanımazlar. Evet yani çünkü yok, ben canım. Tek bir radyoda 16 senedir aynı radyodayım. Hiç yere değişmedim ben de öyle. Yani D'de zaten 13 senemi ne D'de yaptım. 13 senemi sonra ama şey... Ondan sonra habire aynı. Evet şu an baktığımda öyle abi. Sonra niye öyle oldu sence?
Yani ne kadar? Tam aslında dediğin... az bir zaman da değil. Ondan sonra 5 sene Saran'da çalıştım. 2 sene şeyde çalıştım Doğuş'ta. Şimdi radyo eğitimdeyim. Burada da 2 sene oldu yani. Yani şeyden mi dedim acaba? Hani böyle bir sansür yiyorsun da sert mi geliyorsun falan öyle bir yok, şey var mı? Yok yok yok. Yani yiyordum tabii. Yani sansür yemedim. Yani. Ha. Ama mesela radyo D'deyken o zamanlar tabii şey para cezası gelmiyor. Kapama geliyor. Hı. Hatırlar mısınız? Ya ne komikti. Rütü'nün 2 tane elemanı gelir. Tepemde beklerlerdi. Genelde de hep bana gelirlerdi tabii. Ondan sonra ne yapıyorlar? Saat 12'de kapatacaklar yayını mesela. 12'de benim son anonsumu beklerler. İşte hep de bana kalmıştı bu. Yayınlarımız Muzo'yla Yastık Sohbetleri yüzünden genel alaka öptük. Aile yapısına aykırı yayından. İşte 2 gün ceza almıştır diyoruz. Potansı indiriyoruz. Onlar bir de mühür koyuyorlar. Tabii. Vallahi ha. Resmen elektrik saatini bağlar gibi öyle bir telle merle bir şeyler bağlardı. Potansı açmayalım diye. Aa. Öyle dükkanı kapatırız 2 gün gideriz falan. 2 gün hiç radyo yayını olmuyor. Sıfır. Ses yok İki. Yani. Ondan sonra paraya çevrildi. İşte Saran'a geçtiğim zaman mesela bir ay içinde... Artık avukat aradığında ödüm patlıyordu. Arıyor Muzo Bey bir şey şirkete gelir misiniz? Ne oldu ceza mı geldi? Gelin görüşelim falan. Gidiyorum abicim. Yani hani öyle de tribunu şeyleri geliyor musun? Ki yani. Muzo'nun yüzüğü görüyor musun? Orada zehir var. Ceza geldi. Ne o baldıra. Baldıra. Şey çok güzeldi abi ya. Yani öyle tek başına durduğunda dinleme. Ya böyle biraz... Radyo daha melankolik bir şey mi yani? Böyle insanın tek başına dinlemekten zevk aldı. Böyle hani televizyonu 2-3 kişi izlersin falan filan ama radyo daha yalnız bir şey mi? Yapan açısından da dinleyen açısından da. Radyo dinleyici şöyle zannediyor. Yani sadece ona söylüyorsun. Evet. Yani hani onu biliyor. Mantıklı olarak yani binlerce, 10 binlerce insana sesleniyorsun ama yok. Söylediğinde sadece ona söylüyorsun gibi düşünüyor. Radyo yayın şöyle bir durumda var. Radyo bir insanın hayatında kim eksikse sen yayın yaparken o oluyorsun. Hı. Karısı, kocası, annesi, babası, arkadaşı, dayısı, amcası, halası hayatındaki eksiğin yerine seni koyduğu bir mecra olduğu için yani bizim tadımızda konuşarak yayın yapan ve o sıcaklığı aslında hiç tanımadığın, yaşadığını bile bilmediğin insanlarla vatandaşlık numarasıyla değil, kalp bağıyla bağlandığın insanlarla çünkü sen o insanları dinliyorsun, o insanlar da seni dinliyor. Çünkü onlar... Dinliyorsundan kastım onlar sana mesaj atıyor. Hı hı. Radyo niye ölmüyor? Çünkü radyo sokaktaki adamın en hızlı ulaştığı bir mevzu. Çünkü seni dinlerken WhatsApp'tan direkt yazıyor. Ya da Twitter'dan direkt yazıyor. Yani her yerden sana direkt ulaşabiliyor. Telefon açıyor, Cem diyor, seninle konuşuyor falan filan. Ama televizyonda öyle bir şey yani Aşk-ı Memnu'yu izlerken o öyle yapılmaz bir dakika falan diye içeri gidemiyor. Yani onun... samimiyeti orada bitiyor. Biz sokaktan gelen geri dönüşlerle programımızı harmanladığımız için kendisini işin bir parçası kabul edebiliyor içgüdüsel olarak da dinleyici ama televizyonda veya diğer mecralarda bu böyle değil. Onun için yani bu kadro ve bizim gibi yayın yapan insanlar kendini yalnız asla hissetmiyor. Ama o anlamda yalnızlık değil benim dedim ya. Gerçi yani fiziki olarak yani kendi kendine konuşuyorsun hissi olmuyor mu bir yerden oluşmuyor. Sonra böyle bir rahatsız oluşmuyor çünkü çok başka bir şey yani radyoda koşuyor. Yeni dizayn stüdyolar, yeni dizayn stüdyolar önünde o kadar çok ekranlar olan şeyler. Uçak kokpiti gibi bir şey tabii yani. Ve bir de sen şimdi bir tane ekran tamamen WhatsApp'a ayrılmış vaziyette. Bir tane ekran tamamen sosyal medyaya ayrılmış vaziyette. Şimdi sen burada konuşurken günaydın oralarla falan bir şey konuşurken buradan o kadar çok malzeme... Bir tık öncesi, peki bunlar olmadan önce, ekranlar olmadan öncesinde... Faks vardı. Ya ama onlar yine... Evet. Ya şöyle düşün, orada da dinleyiciye... Ya tabii bir virgül koyayım. Mesleğe ilk başladığımız yıllarda faks vardı. Ben o faks otomatik olarak cırırt diye keser ya, onu da iptal etmiştim. O zamanki reyting ölçme mekanizması az önce sordun ya... Antalya köpük partileri gibi yayın yaparken buraya kadar faks geldi. mesela soruyordun, diyordun ki yayın yaptın, kaç kilometre faks geldi? 8 kilometre, senden adam olmaz. 15 kilometre faks geldi, 20 kilometre. Tabii yani. Ama ne kadar net bir veri aslında ama. Hatta televizyonlarda bile vardı, hatırlamıyor musun? Kadınlar yanına koyarlar, bir yandan onlar işte kanyar pişiyor, bir yandan böyle şeyler akıyor. Radyodan sıçrama işler. Mesela buranın radyo stüdyosu olduğunu düşün. Orada yayına geldiği için hatta o zamanki teknolojiye göre o faksın sesleri dipten hep gelirdi bazı radyolarda. Faks cihazı burada duruyor. Sen konuşurken buradan devamlı
Yani. Diyorum ya köpük partisi gibi buraya kadar ben hani cihazları falan göremiyorsun ama o böyle insana psikopatça bir zevk veriyor. Bütün stüdyoyu kağıtla ruh hastalığı, falan. Radyoculuk yani. Tabii o kağıtları kaldıran arkadaşlardan yayın sonu bayağı bir... Peki bir şey var mı abi? Var yani mi? Merak ediyorum o duyguyu. Yani televizyona geçişler oldu işte hani Best abi gibi Okan Baygen de hani... yaptı filan böyle. Televizyon hedefi var mıydı baş girişte? İlk sana sorayım abi. Başka bir hedef vardı da bu oldu gibi yo, bir durum var mı? Yok. Yani ben zaten iletişim fakültesinden mezun olmuştum. Dolayısıyla Eskişehir'den mezun oldum. Geldim. Hı hı. Televizyon programı yapmak yani bilmiyorum. Benim için zordu. Çünkü hani zaten dilim. Evet, yani o. Sonuçta bayağı bir problemdi. Dolayısıyla ama hani dinleyiciler de ondan bekliyordu. Uysuz Virgin'in yaptığı programlar evet. Da aslında o seviyedeydi. Evet, evet yani doğru. Biz aynı anda mesela onu izleyip seni dinliyorduk gibi evet. Biz böyle evet. Kirlendik abi. Evet. Zaten bizim sevgili Seyfi Dursunoğlu da şey, haberi Kanal D'yi o yüzden kapatırdı evet. Zaten. Ben de Radyo D'yi kapatırdım maalesef. Yani, bir gün gelsene Eser ya. Ama bir şey söyleyeyim. Ben geldim ya. Çok şey geldim. Güzel. Hiç yaptın mı sen radyo programı? Yok ben. Muzo mektubunu okumayınca küsmüş. Radyocu. Bir de orada işte kim anlatıyordum. Gitti, bir dakika bir kime gittin sen bize onu söyle. Ben Show Radyo'ya geldim film tanıtımında İbo ile Oğuz'la geldik. İbo ile geldik. İbo ile Oğuz ama bana nereye geldi bilmiyorum. Bize peki, gelmedi. Eser, sana değil. Eser evet. Bugünkü geldim. Kariyerini Muzo'ya borçlusun diyebilir miyim? Kesinlikle mi? Abi. Yani seni, eğer orada... O gün iyi ki bana kardeşim radyocu oldu. Kanal D'deki güvenliği borçlu. Güvenlik sokmamış içeri. Sokmadı beni içeri. Bir de uzaktan böyle Güner Cıvoğlu çıktı falan böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen niye Bursa'dayken gelmedin? Gelseydin ya kulise falan. Gelmiş olabiliriz ama orada girmedik, orada giremedik. Abi izdiham vardı orada da ya. Sen çok havalıydın sen abi. Sen de beni öyle bir ki sanki Buckingham Sarayı'nda yaşıyormuşum gibi. Abi gerçekten ama gerçekten yani. Öyleydi yani. İzdiham vardı şeyde Tayyar Kütür Magazin'de. Evet. Ve sonra da ben o gazla radyocu olacağım diye gittim işte Bakırköy'de bir tane radyoya. Adını vermeyin. Herkes radyocu. Dediler ki 200 liraya dediler eğitim veriyoruz falan. 200 liramızı aldılar. Gittik radyo yok ortada. Aa ben yani biliyorum 200 onu. 200 liralık eğitimden radyocu olur mu? Adını vermeyin ben biliyorum yani. Biliyor musun? Evet tabii ne ki. Abi? Allah Allah. 200 liralık eğitimden radyocu mu? Dondurma mı? Abi 2002. 2002'de 200 lira. Yok, ben benim öğrenim kredim 120 liraydı ya. 200 liraya. Sen ne kadar değerli bir yayın yaptı. Yayın yaptı. Gittik böyle DJ şeyleri gibi bir şey ya var. İşte bir şey yok ya. Ders veriyor. Ya dersle Allah olacak Allah. Bir iş değil ders. Bu. Yani ben sistemi anlamak istiyorum. Onu bile yani. Şey yapmadı. Ben felsefe mezunuyum. Sen çocuk ne diyorsun diye o yıllarda. İşte o yüzden diyorum. Seni kandırmışlar. Kandırdılar işte. Seni birazcık. Vallahi yediler ya. Bir de böyle izbe şeylere falan soktular. Radyo burası diye falan neler yaşadık. Çocuk bir kızmış televizyon starı olmuş. Başlarım radyomuza. Birçok insan da senin yerinde olmak istiyordu. Tabii tabii ben şeyde demiyorum. Yani peki sen şu anda mektupları okuyor musun? O acıyı çekmiş mektup birisi olarak. Mektup mu yoksa DM'leri şu an artık DM'ler, mailler falan. Onları ciddi alıyor musun? Onları ciddi geçen ben bununla ilgili yayında konuştum evet. Bir tanesi senin aldığın yüzüğe bir laf söylemiş. Evet. O kadar boş insan var ki durmuş o yüzük ne öyle? Sana ne? Sen uğraşacak işin yok mu? Ya, yok işte abi. Kendisi yalnız, enkaza dönmüş gidiyor yüzüğe takıyor. Sosyal medyadaki geri dönüşlerin bu derece manşetleri süslemesinin de bir başka... senaryonun ürünü olduğunu düşünüyorum ya yani bilerek herkes yaptın, yazıyor şimdi diyor. Neticede biz yayına çıkıyoruz önümüzde gazete var dergi var sonsuz bir kaynak var ve kendi bilgi birikimimiz espri gücümüz anlatım yeteneğimiz var biz her şeyi kullanarak herkesle ilgili bir şeyler söylüyoruz sen huzura çıkan bir adam olarak onlar da sana bir şeyler söylüyor evet mesela bazen okuyorsun diyorum ki ben bu bana yazılmasa çok komik bir şeymiş ama bana yazılınca problem falan diyorsun örseleyici şeyler üzücü şeyler kırıcı şeyler bana, olabiliyor. Bana çok kötü gülüyor diyorlar mesela. Aşırı benim gülüşümden aşırı bir rahatsızlık durumu söz konusu. Ya çok seviyorlar ya da nefret ediyorlar. İğrenç gülüyorsun falan yazıyor kız böyle. Ya ne yani kadar hani, insanları yani böyle ezmek üzerine mutlu olan insanlar var. Yani bari keyif alıyor. Yani ezeyim. Ya ben onu biraz avantajını çevirdim abi. İşte bu dediğin şeyi kendim de programda mesela geçen de programda şey yaptım. Bu yüzük meselesini, evet. Bununla ilgili yorum yapan herkesi afiş ettim programda. Bu böyle demiş falan filan diye. Kendim de komik olan yorumları okudum. Biraz ben benle ilgili gelen linçleri programda da okuyarak... Ya bu bir linç olsun abi ya. Burada yani. Bir şey anlatabilir miyim? Çok komik aslında. Tabii. Mesleğe ilk başladığımız yıllarda böyle dolu düzgün program yapıyoruz. O zaman radyo programcılığı biraz daha değişikti. Teknoloji olmadığı için herkes bekliyordu. Yani Tarkan bir şarkı çıkarttığı zaman Cuma günü 18'de çalacak ilk dediği zaman herkes onu bekliyordu. Çünkü başka ulaşabileceğin hiçbir kaynak yok falan.
Zaten kaydediyorduk onu çünkü tabii, evde tabii. De. O yıllarda ama çaldığını, bir jingle basıyorduk. Kasete, işte, evet. Süper FM. O evet oradan uyuz oluyorduk. Daha havalıyız ve sosyal medyanın bu derece hayatımıza girmiş bir durumu yok. Mesela küfür edenleri falan faksların kenarında numaralar gelirdi. Aslında onu faks çeken bile bilmiyor. Yani faks bir iz bırakıyor orada nereden geldiğine dair. Küfür edenleri arıyorduk, buluyorduk bilmem ne. O da başına bela. Çünkü sana küfür ediyor. Sen buluyorsun onu. Sen de ona karşılığında ağır konuşuyorsun veyahut da mahkemeye vereceğim diyorsun. Ertesi gün güvenlik arıyor. Abi bir aile geldi. Kimmiş oğlum? Ne istiyorsun? Bir aile geldi. Peki geliyorum, gidiyorsun. Bir tepsi baklava. Tabii. Üstüne fıstıkla Cem Arslan yazmışlar. Ne oldu? Bir tane çocuk böyle yanında. İşte babası böyle şey böyle, çocuk öpmeye çalışıyor. Ne oldu? Ya işte bizim çocuk yapmış bilmem ne falan. İşte mahkemeye vermeyin, çocuğun okulu yanar bilmem ne falan. Oğlum niye yaptın böyle bir şey diyorsun. Hmm. Diyor ki abi ben sana seni seviyorum yazsaydım beni dikkate almayacaktın. Hmm. Negatif yaptım ki beni dikkate al. Dikkate al. Şimdi şey bir manyakla aynen. Karşı karşıya olduğuna mı üzüleceksin? Bunu da internetle yapıyorsun. Evet. Başka bir de burada mevzun kendini aynı. Niye kötü hissediyorsun? Haklı çıkıyor. Çünkü hakikaten o sana kötü davrandığı için sen onu ciddiye alıp peşine doğru. Düşmüşsün falan. Yani bu tür şeylerde huzura çıkan insanlar olarak bizle alakalı söylenenler açısından evet bazen ailemizi, bazen kendimizi, bazen fiziksel özelliğimizi, bazen çeşitli konularımızı gündeme getiriyorlar ama netice itibariyle huzura çıkan insanlar olarak bunlar hep olacak. Şimdi seyircilerimiz burada, duayen radyocular var. Sorularınız var mı? Buyurun Tolga Bey. Evet, çok atışmalar var böyle, araya da girmek istemedim ama yine böyle belki bilmiyorum fikir birliği olur mu? Ben şimdi EYS'nin yazar ekibindeyim. Eser'le işte uzun yıllardır çalışıyoruz ama hayatımda bir dönem radyoculuk da yaptım. Bir sene gibi bir süre ve orada sabah programı yapıyorduk. Sabah 7-9 arasında. Böyle şeydi yani gerçekten. Hangi radyoda yapıyorduk? Alem FM'deydik biz. Ulusal radyodaymışsınız. Ulusal radyodaydık. Daha önce işte YouTube kanalında ve editör olarak beraber çalıştım bir arkadaşımla. Enes'le birlikte yapıyorduk. Enes ve Tolga mıydı adı da orada? Yok, Yoğun Akıcı'ydı. Yoğun Akıcı. Ben hatırlıyorum galiba. Belki olabilir. Hmm. Görüşmüş olabiliriz o dönem. Yaklaşık bir sene sürdü. Ondan sonra tekrar işte televizyona geri döndüm. Şu anda yine işte Eser'le çalışıyorum. Neden? Neden? Yani o radyo programı bitti. Bir şekilde o bitince, yayından kaldırılınca daha sonra da başka bir radyo programı yapmadım. Tekrardan yazarlık yapmaya yayından devam ettim. Yayından mı kaldırıldı? Yayından kaldırıldı. Yok, biz bırakmadık. Ama tavrın şey gibi. Ben bir sene yaptım, bıraktım gibi. Havalı havalı konuşuyor. Kovuldum. Bayağı kovulduk. Neden kovuldun? Neden? Yapamamış işte. Olmamış. Olmamış mı? Keşke bir şey söyleselerdi. Neden kovulduğumuzu izlemişsiniz. Öğrenemedik. Öğrenemedik. Güzel bir macera. Şimdi, yani içinde böyle başarısızlık duygusu kaldı mı? Hani bir gün radyoya döneceğim ve falan diye öyle bir şey var mı? Koltuğu döndürmeli mi? Ben de yapamam. Ben de. Bir şey söyleyeyim mi? Meğer bunlar bizi bu yüzden çağırmış. Sonunda övdü o sandalyeyi. Ben sabırla soruyu bekliyorum. Evet. Soru şu. Yani ben 7-9 arası yapıyorduk bir sabah. Mesela şeyi çok merak ediyordum. Acaba gece yapsam mesela nasıl olurdu falan. Yani her saatin böyle farklı bir dinleyici kitlesi var ya. Yani evet. Sizce mesela yani en keyif alan... Yani radyocu olarak en keyif aldığınız ya da en keyif alınan seyirci kitle, dinleyici kitlesi hangi saat aralığında oluyor? Yani bunların ya oranın duygusu... da televizyondaki prime time gibi drive time var ya mesela. O drive time'ı herkes drive time'da yapmak ister mi mesela? Yoksa şimdi ben 7-9 arası program yaptığım için yani uzun yıllardır senin sorunu cevaplayayım ama burada bir radyocunun hangi saatte kendini daha mutlu hissedeceğinden ziyade radyoculukta biz doğruyu ya da yanlışı değil, gerçeği anlatıyoruz. Gerçeği anlattığımız için insanlar bizi o kadar seviyor. Ve bence bir radyocu kendisinin yaşadığı hayatı hangi saatlerde aktarıyorsa hem kendisi çok mutlu olur, hem kendisini daha verimli hisseder. Nasıl bir hayat yaşıyorsan o saatin gerektirdiği programı yapmalısın. Sabah adamı değilsen, yani sabah zor uyanıyorsan, sabah bu kadar insan nasıl erken uyanıyor ya, nasıl ben öğlene kadar kahve içmeden kendime gelemiyorum tipli biriysen, sabah programında verimli olma ihtimalin uyursun yani. %0. Demek bizim onun o yüzden için... yayından kaldırdılar. Yani senin şu an cevabıma kaçtayız senin? Sabah 7-9. Oo. Sebebini bak, gece çalıştık, hep gece şovu yani işte. Yani şimdi sen evet. Sen 6'da falan yatan bir insansan genel olarak hayatında, sabah 6 yani 4'te, 5'te, 6'da gece yaşayan bir insansan sabah 7-9'da verimli olma ihtimali %0. Bak Cem verdi cevabı. O zaman sen de gece programı yapmalısın. Çünkü gece insanına hitaben malzeme daha çok birikmiş senin içinde. Belli.
Peki abi şey ne mesela? Senin yani günlük düzenin ne? Kaçta yatıyorsun? Benim hiçbir düzenim yok. Yani, çünkü sabah 7-9 arası program yapıyorum. Akşam 18-20 antibiyotik gibi 8 saatli bir yayındayız. Netice itibariyle yani günlük uyku saatim 4. Kaçta mesela 18-20 yaptın sonra yani bir şekilde yani düzen sonra 12'de falan gün... yatabiliyor musun? Yok canım ben 1'de falan en erken yatabiliyorum. Çünkü gündemi takip ediyorsun. Sabah yayına çıkacaksın ve etkin bir program yapıyorsun. Çok dinlenen majör bir program yapıyorsun. Ve orada hey günaydın hey dostlar nasılsınız falan yani o kurtarmıyor. Dolu bir program yapman lazım. O dolu program içinde biraz gündeme hakim olman lazım. Ya çok erken uyanacaksın ya da... Onu hani... yapmıyorum. Onu şu yüzden yapmıyorum. Yani şimdi ben de program yaparken haberleri okuduğum zaman zaten bilgisi, alt bilgisi içimde kodlanmış vaziyette. Ve ben de haberi okuduğumda güleceksem, dalga geçeceksem, sinirleneceksem, yorum yapacaksam, bir iki laf sokuşturacaksam o anda... O tepkiyi veriyorum. O doğal tepkiyi insanlar seviyor zaten. Evet. Eğer önceden ben şuna inanıyorum. Bilmiyorum öyle çalışan radyocu arkadaşlarım da var. Onlar alınmasınlar ama mesela önceden gazeteyi kesip işte bunu işleyeceğim. Buna şunu söyleyeceğim falan dediğin zaman o radyoculuktan ziyade biraz oyunculuk oluyor. Çünkü kendi çapında bir senaryo yazıyorsun. A4 yayın. Bu haberi okuyacağım. Üstüne bu espriyi yapacağım dediğin zaman o bana göre senaryo hiç oluyor. Hiç çalışmadan çıkıyorsun o hayır, zaman. Hayır hayır. Ya ben kesinlikle hiçbir şekilde çalışmıyorum ama aslında bu da çok doğruyu anlatmıyor. Zaten alt bilgilerin tamamı var. Sadece o üstteki haberi okuduğunda oradaki tepki o an için doğal oluşan tepki. Her ne yapıyorsak. İlhan Bey? Size abi mi? Ben küçük bir şehirde büyüdüm. Yani radyonun değerini çok iyi biliyorum. Yani şöyle anlatayım. Aşların daha çok aşık olduğu mesela aşlarını ilan ettikleri bir yerde. Mesela sürekli sabah Yılmaz Erdoğan takibi mi yapıyor? Hayır, ne aşkların daha çok olduğu ne? Öyle mi oluyor? Ben anlamadım ya ki. Ne ya ne aşkların daha çok ne ya? O ne demek? Ya daha çok hissederek yaşandığını işte, diyor. Ben söyledim. Radyo kafamız karıştı. Nereden yaşadın? Benim de karıştı da ben şimdi toparlayacağım. Tamam. Şehirler arası otobüslerde tanıdım. Şimdi bir de hemşerisi yani Yılmaz Erdoğan Hakkari'de büyüdü. Hakkari'de büyüdü. Aşkların daha derin yaşandığı dönemde radyo abi üzerinden çünkü de... Çünkü insanlar var ya küçük şehirde kim mesela istek istediği zaman mesela İlhan özel birine kime istediği belliydi yani sürekli özel birine. Sabahtan akşama kadar yerel bir radyoda. Bu özel biri en büyük erkek yalanıdır. Yani ben de eskiden meslek başladığımızda diyordum ki bu şarkı benim için özel birine gidiyor diyordum. 20 tane teşekkür geliyordu. Kime oldu belli değil. Bizde sonra da şey oldu böyle pikniğe giderken istek istiyorduk. Mesela arkadaşımız... Zaten küçük şehirde yaşıyoruz. Özel biri 4 kişi zaten. Yani abi öyle hepimiz özel. Yani abi bir kişi bakıyorsa. Ya 4, 20 nedir ya? Özel biri herkes senin gibi yani. Değil adam için bir özel tane özel biri var. Diyor, bir abi 30 bin nüfuslu yerde bence herkes abi? Özel biri oluyor ya. Hayır herkes. Zaten orada özel biri dediğinde herkes birbirini tanıdığı için kime yolladığını herkes anlıyordu. Anlıyordu. Çünkü... Mesela İlhan'dan o özel kişiye dediğinde kim olduğunu biliyorlardı. Hangi kız olduğunu herkes biliyordu. Çünkü bunu gizlemesinin sebebi de küçük bir yer. O zaman da aileler birse sıkıntı yaşayacaklar. Evet. Yani böyle. Sonra da şey büyük olarak bir yere senin sorun biraz şey mi? Abi, yerel soru değil yerel abi. Radyolarla ilgili bir şey mi anlatmak istiyorsun yoksa eski aşklar böyleydi deyip oturacak mısın? Eski aşklar böyleydi oturuyor. Tercih etmez. Eski aşklar böyleydi oturuyor. Radyo ile ilgili bir şey söyledi herhalde. Yani, öyle bir anın. Evet ama şey Cem Bey'i ben burada ilk defa tanıdım. Ben sesine aşığım onun. Yani Cem Bey'in sesine aşığım. Gerçekten. Allah Allah. Neler oluyordu? Eski aşklarda. Ama aşkını söylerken sanki dalacakmış gibi söylüyorsun. Ben Cem Bey'in sesine aşığım. Abi ben yani buradan dalacakmış gibi. Ya bir dakika gibi. Adam gerçekten bir şey söylüyor arkadaş. Ben de seni konuştum. Ya bir şey birini yakaladık ya. Sevdiğini söylüyor. Dur bir söylesin. Abi gerçekten ben İlancım, sürekli arabadayım. Dinliyordum sizi kim. Sordum Cem Bey'e. Instagram'a girip niye ben bakmadın? Ben sizin sesinize aşığım abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki. Sorun yok. Peki. Yani hani genel radyolarda o romantizmden. Yok abi sadece sesinize tamam, sadece sesinize. Ne diyor? Süpersin. Bu aşkı eyleme dökmezsin. Abi sadece sesinize. Sadece hani platonik olarak kalalım yani. Ses. Sadece ses. Tamam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Var mı ekipten başka? Kemuç abi. Ben radyoculuğun neden bitip bitmeyeceğiyle ilgili bir kafama takılıyor hep. Yani örnekler verdiniz çok iyi entegre oluyor gelişmelere şunlara buna. Ama bence radyoculuğu hiçbir zaman öldürmeyecek çok önemli bir şey var. O da kan anonsları. Yani hiçbir mecrada
hiçbir kanonsu radyodaki gibi etkilemiyor. Beni etkilemiyor evet. Mesela. İnternet bizde de... yapılmıyor mesela. Bizde efendim? De yapılmıyor. Bizde yapılmıyor artık. Hayır eskiden öyleydi. Yani, yok mu artık o kanonsları? Şimdi şöyle tabii Türkiye eski Türkiye değil. Kızılay bu anlamda gerçekten çok gelişti ve Kızılay'ın depolarında çok fazla kan var. Yani eskiden toplumun kanı da çok temizdi. Şu anda kim kime dumduma. Yani bir kan anonsu yapıyorsun. Kan vermeye biri gidiyor ama acil kan lazım oluyor. Kan vermeye biri gidiyor ama o kan hemen alınıp hemen verilemiyor. Yani artık bunun AIDS'i var, çeşitli hastalıkları var, o var bu var. Konunun tekniğine fazla girmeyeyim ama eskisi gibi alınan kan anında verilemiyor. Siz kan merkezine bir bağışta bulunuyorsunuz. Bağışta bulunduğunuz kadar kan merkezinden, Kızılay tarafından birilerine verilebiliyor. Belki o işe yarıyoruz ama genelde tabii artık o konuda çok fazla ilerleme sağlandı ve çoğu kişi sokaktan gelen bir insandan kan almakta korkuyor. Bir şey çünkü mesela AIDS'li bir kan hani hep böyle söyleniyor ya, kan bankasından kan alındı, şüpheli çıktı falan diye. Bazı hastalıklar 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra ortaya çıkabiliyor. Kuluçka dönemi var ve o işte artık biz işi uzmanına bıraktık. Ama bunu şöyle yapıyoruz. Yani buradaki herkes yapıyor. Eser de galiba yapmıştı. Kızılay'la çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki Kızılay'ın kan alan otobüsü geliyor. Biz ondan canlı yayın aracımızı oraya götürüyoruz. Diyoruz ki biz burada Kadıköy Meydan'da yayın yapıyoruz. Hemen yanımızda da kan aracı var. Biz de tanışmaya gelin. Kızılay'a kan verin. Kanı bu şekilde yani çok güzel. Dolaylı yoldan topluyoruz. Çünkü Kızılay o kanı alıyor, inceliyor, tahlillerini yapıyor. Temiz ise zor durumdaki hastaya verebiliyor. O yüzden artık öyle eskisi gibi kan aranıyor, gel hemen ver filan, onlar pek kalmadı. Evet, yaşım itibariyle. Evet, ben yavaş Kızılay'ın yavaş... kurucusu oldu. Evet, ama bu soruyu... Abi ne diyorsunuz şimdi, bir sürü gençler var. Duygu Hanım, sizden mi başlayayım? Hani kadınlar böyle, evet. Genç kızlarımız, radyocu olmak isteyenler. Nasıl radyocu olabilirler? Hangi kriterlerden geçmiş lazım? Ne yapmaları lazım? Tavsiyeniz neler? Vallahi şöyle, şimdi ben bunu şu anki kendi prodüktörümden söyleyebilirim. Yiğit'ten, şu an burada zaten o da. Yiğit bana bir DM ile ulaştı. Aslında iletişim fakültesinde okuyor şu anda o, Marmara Üniversitesi'nde. Ama halkla ilişkiler okuyor. Yanlış mı biliyorum? Doğru biliyorum. Şöyle bir şey. Yakışıklı çocuklar konuşturalım. Maşallah var. Maşallah var. Bir şeyle geldiler. Üniversiteyle, Marmara Üniversitesi ile geldiler. Yaklaşık 20 kişi falanlardı. İşte biz radyoyu dolaştırdık. İşte burası stüdyomuz, burası şu, burası bu falan derken. Gittiler arkadaşlar hepsi. Ama hepsi aslında radyo televizyon bölümü okuyor. Herhalde aralarında bir iki kişi Yiğit gibi halkla ilişkilerde falan Marmara Üniversitesi'nde. Sonra ben bir gün, ben Instagram'dan atılan DM'lere çok dikkat ediyorum. Yani okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Hatta sesli mesaj çıktıktan sonra bayağı sesli mesaj atıyorum insanlara. Çünkü kayda almıyormuş hissi yaratmak istemiyorum. Birisi bana, yetişebiliyor musun? Yetişebiliyorum. Yani eğer çok boş bir şey yazmadıysa, abla sana bir şey sorabilir miyim der. Abi abla sana bir şey sorabilir miyim deme, sor. Yani hani, direkt sor. Hani evet direkt ya, sor çok ya. Güzel hani, bir şey söyledin. Sor yani. Yani ben de DM'leri okuyorum, madde işe yarayan bir şey. Önce bir başta sadece yazıyı görüyorsun ya. Oraya abi bir şey sorabilir miyim yazmayın. Onu sorma o zaman. Yani, direkt sor direkt yani. Soruyu sor. O ilgi çekiciyse basıp okuyorum hepsini ben de. Çünkü oraya zaman ayırıyorsun. Hepsini evet. Diyorsun ki birikmiş evet. Soruları cevaplayayım. Tık 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 tık. Şimdi tabii. Sen bir şey sorabilir miyim? Sor. Gerçekten mi? Evet, devam gerçekten. Ediyor. Sen gerçekten cevapsan mısın? Eğer cevapsan olsaydın sor demezdin. Benimle muhatap olmazdın. Sen bana cevap verdin. Zaten çoğu inanmıyor. Evet. Doğru. Zaten bu sayfayı başkası yönetiyor falan. Ses bırak yani. Ses bıraktığında inanıyor. Şu, abla sen bana ses mi gönderdin diyor yani. Bak inanmıyor. İnanmıyor musun? İnanmıyor demek ki bunu soruyorsun. Sen kendi hesabından senin yazdığına kim inanmayacak? Yani ona inanmama hayatım, dedim ya, dedin ya ses yolluyorum. Tamam. Abla sen bana ses mi yolladın diye ona cevap inanmıyor. Geliyor ona inanmıyor. Ses diyor. Yollamama inanmıyor. Benim ben olduğuma inanmıyor değil. Yani. Aa bana ses mavi tikte var mı mavi tik? Valla benim mavi tikim vardı. Mavi tikim. Mavi tikim. Benim mavi hala tikimi. Var. Benim yok çünkü ben evlendim. Ay bilseydim oturmazdım. Soyad değişti. Soyad değişti. Çok sinirleniyorum evet. Şu an ben. Aa sinirlenme. Ama biz seni dinliyoruz sen abi. Sen dinliyorsun o sürekli dır. Edepsiz. Yani böyle sürekli bir çene ya. Nefes alsam sinirleniyorsun. Sabah yayına kalsın.
Sabah yayın. Mavi tikim şundan gitti. Ben evlendim, soyadımı değiştirdim. Ve tabii ben soyadımı değiştirmeden önce mavi tike başvurmam gerektiğini hani aslında falan bilmediğim için ben, mavi biz tikim. Biz kimse bilmiyor zaten. Ben de bilmiyordum. Bir saniyede gitti ya. Hani ben mavi tikledim onu bilmiyorum. Ben de tikim ben de var ama mavi tikim. Mavi tikim yok. Bayağı nüfus kağıdında falan başvuruyorsun. Mavi tikim tabii ben daha alamadım. Okulda zaman çıkan şey şöyle yazıyor. Senin artık onaylanmış hesap. Evet. Diyor ki bu Muza'nın kendi hesabıdır. Muza'nın kesin hesabıdır yani. Bu diyor. Çünkü şey bayağı nüfus kağıdında falan başvuruyor. Valla ben bayağı başvurdum. Ben Instagram'dan yarışma yapmışım. Dünyanın ilk Instagram ses yarışması. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bana mavi tik vermiyorlar. Neyse ben konuya dönüyorum. Yine evet buyurun buyurun. Instagram'dan bana birisi DM attı bana. Yiğit Eroğlu. Bir. Duygu Hanım merhaba. Ben Marmara Üniversitesi'nden işte biliyorsunuz sizin radyoyu gezmişim. Ben radyocu olmak istiyorum. Hani... Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapabilirim? Şimdi bir, neredeyse 30 kişi gelmiş üniversiteden. Bunların çoğu radyo televizyon öğrencisi. Ama aralarından birisi çıkıyor, bu cesareti gösteriyor ve diyor ki ben radyocu olmak istiyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben de Yiğit'e bir DM attım. Yanlış hatırlamıyorsam telefonunu alabilir miyim gibi bir şey söyledim. Yani yanlış hatırlıyorum, o daha belki iyi hatırlıyordur. Sonra bana cep telefonunu verdi. Yani yazdı cep telefonunu. Ben onu aradım. Dedim ki hani şu tarihte gelebilir misin radyoya? Bu arada tabii ki şirketimle de görüşüyorum. O arada Balıkesir'de miydin sen? Biraz sen anlat. Çünkü ben o kadar şey... Ben de biraz durum... Neredeydin o sırada? Ne yapıyordun ey yolcu sen? Ya şöyle bir şey oldu. Aslında biz dediği gibi Duygu Hanım'ın geziyle beraber Süper FM'e gittik. Aha. Ve herkes şok oldu. Çünkü sadece okul radyosunda... İşte böyle küçücük bir yerde yayın yaptıktan sonra öyle ulusal bir radyoda o kadar ünlü radyocunun bir arada olduğu bir ortamda. Herkes... Sen okulda da radyo yayını yapıyor muydun? Evet yapıyordum o sırada. Sonra aradan birkaç ay geçti ve herkes böyle bir staj kovalamaya başladı. Bir şeyler yapmamız lazım falan. O moda girdik. Her yere başvuruyoruz, her yer dolu. Şimdi bizi Süper FM'e götürüp Duygu Atakan'la tanıştıran arkadaşıma da bir şey diyemiyorum. Yoksa kapacaklar yani. Hani direkt böyle stajı alacaklar oradan. Ulaşmam gerektiğini düşündüm ve mikrofonu tamamen indirip bir daha çıkarmak böyle oluyor bende. Çok karizmatik kullanıyorsun mikrofonu. Hiç öyle kullanan görmemiştim. O ana evet. Geri döndü. Evet evet. Böyle bir daldı gitti bir daha çıkardı. Evet abi pardon. Ve bir şekilde ulaşmam lazım dedim ama hiçbir mail adresi, telefon, hiçbir şey yoktu. Ben de bir mail metni yazdım. Instagram'dan DM attım. Arkadaşlarım çok dalga geçtiler. Dönmez. Buradan onlara seslenmek ister misin? Seslendim. Seslendi bayağı seslendim. Seslendim. İfadeleriyle. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İşte DM'den iş başvurusu mu olur? İş bu. Daha ciddi ol. Ama böyle attığım metin ciddiydi. Yani ben öyle hissediyordum. 6 saat sonra cevap verdi sağ olsun. Ben inanamadım zaten o zaman. Dedim ki herhalde bu kadar kısa sürede cevap veriyorsa ben haftaya onun yanına gidiyorum, başlıyorum. Sonra biz sana döneceğiz dedi. 2 gün geçti, bir şey yok. 3-4 gün. Bak tam hatırlamıyorum. Hiçbir şey yok. Sonra 2 haftanın sonunda ben bir gün böyle artık tatildeyim evde otururken. Bir telefon çaldı. Almışım cep telefonu. Kim olduğunu bilmiyorum. Efendim dedim. Merhaba Yiğit'le mi görüşüyorum? Evet. Siz kimsiniz dedim. Bil bakalım ben kimim dedi. Gerçekten bilmiyorum dedim. Duygu ben dedi. Hangi Duygu dedim. Gide. Güldü. Yine çıkartamadım. Bu gülüşü çıkaramadım. Sonra yani bunu çıkartamamak lazım. Evet. Sonra işte Duygu Atakan ben. Süper FM'in radyo müdürü deyince böyle fırladım tabii. İnanamadım. Gerçek mi? Gerçek dedi. Bir daha güldü. Sonra haftaya sağ olsun buluştuk. Bir 3,5 yıl oluyor galiba. 3,5 yıl oldu ama şöyle bir şey var. Yani 3,5 yıl önce mi oldu bu? Evet bu 3,5 yıl önce oldu. Yiğit önce yayında şöyle bir şey var. Yayında şimdi biz 20 yılı aşkın radyocular olduğumuz için bir şekilde piştik. Yani yayında piştik ama biz. Yani bu işin bir okulu yok. Kimse yani tabii ki okuyan arkadaşlara tabii ki bir şey demiyorum ama hani ben radyo televizyon okudum, radyocu olacağım. Öyle bir kafa konuşabilmek lazım. Evet. Ne söyleyeceğini bilmek lazım. Çünkü sizin radyoda söyleyeceğiniz tek bir kelime bütün kariyerinizi bitirebilir. Evet. Tek bir hitap şekli. Şimdi ben Yiğit'i teker tek yavaş yavaş yanıma almaya yani önce tabii ki sadece şarkılarda yani böyle eşlik etmiyor bana. İzliyor. Aradan biraz vakit geçiyor. Yayını alıyorsun. Biraz eşlik ediyorsun. Biraz usta çırak ilişkisi var. Aynen öyle. Var yani. Ama şu anda yani ben asistanım olarak başladı ve benim prodüktörüm ve çok mutluyum. Çünkü genç nesil, ben 40 yaşındayım. O 23 yaşında benden çok daha genç şeyleri düşünüyor. Beni gençleştiriyor. Dolayısıyla şimdi bizim
Geçtiğimiz günlerde biz bir o hani yemeğe katıldık. Orada bir böyle hani genç radyoculardan bir arkadaşımız abi işte bizde falan dedi. Cem dedi ki abi siz gelemiyorsunuz ki alttan gelen radyocu yok. Gelin biz de bir emekliliğimizi yaşayalım dedi. Doğrusu bu. Şimdi Cem'de de aynı durum var. Onun da yanında asistanları oluyor. Onları yetiştiriyor. Ben çok mutluyum. Çünkü şu ana kadar 3 tane asistanım oldu. Hepsi şu an çok iyi yerlerde. Ben burada bir iki ilave tamamına katılmak durumundayım. Ama bir iki ilave yapacağım. 7 sene kadar çeşitli üniversitelerde radyo programcılığı dersi verdim. Yani kendim üniversite mezunu değilim ama üniversitelerde ders verdim. Radyo programcılığıyla alakalı. Şimdi radyonun şöyle bir güzelliği de var. Buraya 100 tane radyocuyu dizsen, 100'ünün de radyoculuğa nasıl başladığını anlatmasını istesen 100 değişik hikaye duyarsın. Yani radyoculuğa öyle nasıl radyocu oluyorum diye belirli bir tarif yok. Maalesef. Fakat iletişim fakültelerinde şöyle bir enteresan nokta var. Şimdi özel okullarda maalesef iletişim bölümüne gidiyorlar. Çok ciddi paralar ödüyorlar. Yıllık 50-60 bin, 40 bin bilmem ne paralar ödüyorlar. Fakat hepsinin ağzında tek bir cümle var. Hocam iletişim fakültesini bitireceğiz de ne olacak? Medyaya tanıdık olmadan girilmiyor. Ama dikkat edersen medyada zaten böyle programlara katılan veya ürünler veren insanların da hikayesini dinlediğinde ben Eskişehir'den geldim, Ankara'dan geldim, Kayseri'den geldim, İstanbul'da hiç kimsem yoktu, kalacak yerim bile yoktu. İşte uğraştım, didindim, buraya geldim diyen insanlar. İşte radyo neden kovdular zaten, beni. Zaten. Çocuk kapıdan işte, bile girelim. Yani, senin için iyi olmuş bu iş. Zaten bu denklem birbirini tutmuyor ama ben hani burada biraz sosyal mesaj da vermiş olalım bu kadar genç bizi izlerken. Yani şu tanıdık olmadan medya dünyasına girilemiyor geyiğini bırakmak lazım. Hele şimdi, bambaşka. Çünkü medya, yani muzo, adam sosyal medyada düşünsene. Yani bir şey var kendim. Çok önemli. Gençlerimizin tamamı aslında dijital CV bırakıyorlar. Senin lisedeyken yazdığın bir tweet 5 evet. sene sonra bir işe girmene ya da girememene sebebiyet verir. Evet. Aslında sen geride bir dijital CV bırakıyorsun. Ben benim öğrencilere söylüyordum. Oğlum, kızım diyorsunuz ki tanıdık olmadan medyaya girilmiyor. Sayfanız var mı? Yok. Sayfada projeniz var mı? Yok. YouTube kanalınız var mı? Yok. Bir hamleniz var mı? Yok. İşte Güldür Güldür, BKM Mutfak bilmem ne hani gençlerin bir araya gelip ürettiği şovlar var. Onların bir benzerini, tabii ki aynı kalitede olmayacak ama onların bir benzerini yapabiliyor musunuz? Hayır yapamıyoruz, yapmıyoruz ya da. Derslere gidiyorsun 4 kişi, kantine evet. gidiyorsun metrobüs gibi ayakta duracak yer yok. Maalesef. Yani şimdi böyle olunca derslere gelmiyor. Ya ben okula gidiyordum. Şimdi vay hocam hoş geldin falan oturuyoruz çay içiyoruz falan. Sınıfa gidiyorum. Duygu yok. Nerede diyorum Duygu? Hocam diyor bugün gelmedi. Ya diyorum az önce çay içtik kantinde nasıl gelmedi? Sonra Duygu gelmedi. Geliyor mesela bir sonraki hafta. Duygu sen niye yoktun geçen hafta? Hocam erkek arkadaşımla sorunlarım vardı. Peki Duygu yoktu. Ayşe Fatma falan ötekiler nerede? Hocam zor gününde arkadaşımızı yalnız mı bıraktın falan. Ya böyle bir okul kantinlerinde bir Magazine Forever durumu var. Derslere girmiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki tanıdık olmadan medya dünyasına girilemiyor. Ya kendi tanıdığın kendin olsana arkadaş. Sen Mücahit'i tanıyor muydun mesela? Hayır. Ben de yani, Yiğit'i tanımıyordum yani. Bizim asistanlarımızın hepsi böyle koçbaşı ile gelip kapıyı zorlayan doğru. kapıdan kovsam bacadan çok gireceğim. Çok kötü örnekler var ama. Adam mesela Instagram'a kadın koyuyor, dudağını büzüyor. O büzüdüğü dudakla işte bir kitlesi oluyor. Ya da bir ara çok modaydı ya işte havuza girmeden ayaklarını çekerler. Biraz sonra havuzda orada gireceğim falan filan. Yani böyle bunu görüp de yani o yola kayan da çok var. Yani diyor ki adam mesela niye geleyim de bunun yanında ya durayım da bilmem. Yani çünkü o kadar bayağılık, çok bayağılık var ama ki. Ama bir şey söyleyeceğim kötü. Ben zaten aynısını yani şimdi artık yaşımız ilerledi. Medyada belirli bir yere geldik. Artık kimin oyunun içine gireceğine karar veren küçücük bir oyumuz bile varsa zaten o dediğin şeyleri ben yeğliyorum. Çünkü onu gördüğüm zaman diyorum ki ya bundan olmaz. Yani onların olması benim çok işime geliyor. Onların olmasına ben karşı değilim ki. Ayrıca günümüzde medya dünyasının geldiği noktada yani 100 tane takipçisi olan çocuk kendince bir medya patronu evet. havasına da giriyor. Benim bir medya şirketim var gibi. Ya girebiliyorsa o havaya girsin. Onu ilerletebiliyorsa ilerletsin. Ama biz oralarda, kardeşim sen bugüne kadar ne yaptın dediğimde, onun sayfasını izlediğimde, onun sayfasındaki o bahsettiğin hani bana ve benim kitleme hitap etmeyen işlevler yapmış orada. O zaman diyorsun ki baba senden
olmaz. Yani benim bir oyun ama varsa ne yazık ki işte toplumun bir kısmına hitap ediyor. O ama üzücü onu yani. Onu sen engelleyemezsin. Çoğuna ediyor bence ya. Yani onu engellemek gibi bir hakemlik görevim de benim yok zaten. Evet. Yani ya onun maalesef. Onun kendi tercih edeceği yollarda, mesleklerde faydası oluyor ya da zararı oluyor gibi bir şey var. Yoksa takipçinin artmasının ona çok büyük bir ya arkadaş, yararı yok herhalde. Şöyle düşün, 25 yani. Senedir radyo yayını yapıyorum. Mesela bir amca çıktı çipetpet çipetpet dedi, reklam yıldızı oldu. Evet. Bak çipetpet çipetpet evet. Bu kadar. Ben 25 yıldır herhalde kilometreler anlattım. Hani bir firmanın reklam yüzü olmadım. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani demin dedik ya konuşmak değil söylemek. Yani bir şey yapıyorsun toplum seni oradan kapıyor. Ben bu arada o amcayı da yermiyorum. O da kendince bir espri yakaladı, bir trik yakaladı. Ve insan mesela bir adam çıktı anlatmaya gerek yok görüyorsunuz dedi. Adam aldı yürüdü. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim izninle? Yani sorun yok. Yani şöyle Duygu bir durum teyze, ben kendi adıma bir radyocu olarak kendi üzüntümü burada söylemek durumundayım. İşte o ehliyet için 101 TL veremem döneminde bunu başlatan benim. Yani dünyada örneği olmayan bir şey bu. Yani burada o kadarlık yapmıyorum bu bir gerçek. Hiçbir yerde adım geçmedi benim. Hiçbir ana haber bültenine davet edilmedim. Hiçbir şovmen beni arayıp... Sen şey yaptın mı? Yani hayır. Mesela faksla bilgilendirme falan filan. Hiç öyle bir şey yap. Zaten ortada... Ama zaten bilgilenmiyor. Daha binlerce bakan... Evet. Bakan çıktı açıklama yaptı açıklama yani. Hani ve ne kimse beni ana habere... Nasıl başladığını bilmiyor olabilirler mi? Yok mümkün değil bilmemeli. Değil mi? Hayır. Çünkü zaten ilk tweet beni... atan benim yani. Ve ama hani... biz hepimiz bunu zikrettik zaten. Zikrettiler. Uygur'un başlattığı bu kampanyaya destek veriyoruz dedik zaten. Ne ana haber bültenlerinde... Benim adım geçti. Ne bir şovmen beni çağırıp böyle bir şey. Çünkü ben çok özür diliyorum hep beraber radyocular ve sosyal medyanın gücüyle 22 milyon kişinin cebinden 86 lira az çıkmasını sağladık biz. Büyük başarı. Ama hiçbir değeri kıymeti olmadı. Allah biliyor, bilen biliyor, önemli değil. Ama ne yazık ki medyada televizyon, evet benim evet. adım geçmedi. Olsun sıkıntı yok. Burada bunu söylemek istiyorum. Bu tür şeyler geçmiyor medyada. Ama şöyle bir durum var. Siz yani görsel medya ne yazık ki YouTuber'ları bazılarını küfür de etse. Ben çocuklarıma asla izletmiyorum küfreden insanları. Ve çok yanlış buluyorum bu kadar şişirilmeyi. Hiçbir radyocu bir YouTuber kadar şişirilmiyor. Bence şişirilmesi lazım. Ama Cem Arslan, işte sistem o tarafa doğru gidiyor. Ama bak yani, bir şey söyleyeceğim Muzo. Yani bu sisteme biz ayak uydurmak zorunda mıyız? Herkes elbette yani, değil canım. Şimdi burada adam 25 senelik radyocu neler anlatmış, nelerden bahsetmiş. Ama adam çıkmış orada küfür ediyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Sonra siz orada insanları ana haber bültenlerine çıkarıyorsunuz. Ben ve radyocular eminim ki birçok şeyde etkisi olmuştur birçok kampanyada. Birçok insanın burada, cebinden burada az para çıkmıştır. Burada şey konusunda yok mu Duygu Hanım? Yani bir furya durumu da var. Yani şimdi siz 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Benim, o anlık bir girdi, ana habere kadar çıktı, yok oldu falan gibi. Hani şöyle bir ekleme yapmak lazım. YouTube'dan özel televizyonların ilk zamanları gibi bence. Olmasın değil. Ama yani. Yok olmasın değil yani zaten. Yani sisteme okey, YouTube'a okey. Çünkü ben şunu da söylemeye çalışıyorum. Ben mesela günlük hayatta bazı insanlara rastlıyorum. Beni falan ona beşe katlar, yüze katlar, o kadar komik, o kadar... Ama adama o şans gülmemiş, adam taksici olmuş, tornacı olmuş, memur olmuş, sigortacı olmuş, ne bileyim, duvar ustası olmuş. Ama adam yani şovmen olmayı seçse yakar yıkar ortalığı. Ve birçok insan da o medyanın hani sen nasıl içeriye giremedin, sen nasıl mektubunu veremedin, birçok insan müracaat etmiş olamamış falan. Bence YouTube kanalları bu anlamda çok güzel. Yapabiliyorsan yap, oradan ilgi alabiliyorsan al, kendini fark ettir. Oradan da radyoya, televizyona, sinemaya bir yerlere sıçra. Ama bunu Duygu'nun eleştirdiği son derece kalitesiz yapanlara büyük bir ilgi var. Evet yani kalitesiz, ben anlayamıyorum yani, bunu. YouTuber furyasına ben en ufak itirazım yok, hatta destekliyorum. Ama kalitesiz iş yapanlara büyük bir ilgi var. Biz o burada neler sadece, yapmışız? Bir şey söyleyeyim. Yani... Türkiye bazında bir şey değil bu. Dünyada da böyle. Ben bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğum var. Çok böyle. Uzatmak istemiyorum. Bitireceğim. Ben onları iki kişiyi izletiyorum YouTube'da. Yani o iki kişiyi izlemelerini tercih ediyorum. Birisi Orkun Işıtmak. Çünkü çocuk asla küfür etmiyor ve çok çok güzel içerikler üretiyor bence. Tatlı bir çocuk. Yani küfür etmemesi benim için çok önemli bir şey. Birisi de Barış Özcan. Yani o da biliyorsunuzdur yani teknolojik şeyler.
Tabii ki benden habersiz mutlaka izliyorlardır. Yani benim yakalayamadığım yerlerde. Evet. Benim buradaki hezeyanım gerçekten ülkeye katkısı olmuş bir projede nasıl oluyor da medya bir radyocuya ya da radyoculara ya bu kadar gözünü kapatıyor ve hiçbir şekilde hiçbir şey geçmiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bunu bana anlatabilirsen. Bunu çok medyadan görmüyordu ondan çünkü. İşte ama ne kadar saçma. Ben audio olarak varım. Sesim evet. var benim. Görüntüm yoktu zamanında çok fazla. Dediği gibi fakslarla. Sen göz önündesin. Tabii ki doğal olarak. Ama birisi de çıkıp deseydi ki keşke. Ya abi bunu kim yaptı? Kimler yaptı ya bunu? Radyocular yaptı. Ama dünyada da mesela. Ya gidin mi? Amerika'da bazı eyaletlerde koca billboardlar görüyorsunuz. Ben yurt dışında kim diyorsun bu? Konferanslarda anlatıyorum. Radyo starı diyor yok. Mesela. Yani o orada öyle bir anlayış var. Tabii yani Türkiye'de... bir biraz da olsa yani bu gönül kırgınlığını burada. Bu bütün radyocuların bence bu gönül kırgınlığı var. Yani biz kırgınız. Ya medya olsa... genelde. Yanlış mıyım? Mesela radyocuların yani, 212'si yoktu. Mesela ben yani bizim çapımızdaki radyocuları artık herkes tanıyor. Yani bir yere gittiğin zaman zaten sana ne davet diye soruyorlar ne bilmem. Evet. Ama birçok radyocu arkadaş, ya programcı adam çok önemli programı var ama henüz o popülariteyi yakalayamamış. Adamın 212'si yok diye içeri sokmuyorlar. Basın evet. türbününden almıyorlar. Çünkü radyocuysan seni basın dünyasından kabul evet. edilmiyor. Ya da mesela çok başarılı işler yapan arkadaşımız var. Gazetede bir radyo programında bilmem ne oldu falan diye bahsediliyor. Halbuki orada bir emek var filan. Yani işte ben programın sonuna doğru da aslında güldük, eğlendik ve çok güzel bir yere geldik bence. Yani bu konuyla ilgili bir program daha yapalım. Gerçekten İki bölüm halinde. Hayır şu an hayır ama çok da sevindim yani. Güldük, eğlendik, radyocuk falan dedik ama gerçekten kırgın olunan ya da düzeltilmesi gereken noktaları buradan iletmek ya. Yani radyocuların kırgın olduğu çok gerçek ama programın en başında o kadar çok şey konuştuk ki hatırlıyorsam bilmiyorum. İşte bunun da tamamen kaynağı radyocuları insanlar evin çocuğu olarak kalbine yazıyorlar. Evin çocuğu olduğun zaman hep mesela öyle değil miydi? Misafirin çocuğu gelir seni kışkırtır, yaramazlık azarı yapar ama azarı sen yersin, fırçayı sen yersin. Yani bu da birazcık buna benziyor. Yani radyocu olarak evin çocuğu olduğun zaman diğer medya mecralarının gördüğü alakayı senin görmen mümkün değil. Biz sana teşekkür ediyoruz o yüzden. Ben teşekkür ederim. Ne yani, zaman isterseniz de bir program daha yapalım. Çünkü hem süre yetmedi, daha da devam etmek istiyorsun. Çok da güzel bir yere girdik. Böyle çok arada kaldık. Çıkalım, ama çıkalım belki, oraya da çok girmeyelim. Belki de hani şimdi bu ediyorum. Konuyu açarsak siyaset meydanına döner. Hulki evet. Cevizoğlu gibi sabah yazana çok güzel oldu. Yani en nihayetinde çok teşekkür ediyorum. Bu ben bir kere daha geleceğim. Yok. Ondan sonra kapıdan dönmek istiyorum. Aslında öyle şey yapıyorum değil mi? Ben geliyormuşum. Ben siz niye geldiniz? Eserle öleceğim. Yürü git. Valla abi çok çok mutlu oldum. Yani hem burada program yaptığımız için çok aşırı mutluyum. Duygu Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Cem abi çok bayağı. Teşekkür ediyoruz. Yok. Söylediğiniz her şey için. Buraya kadar geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İşin içinde radyo varsa Çin'e gideriz. Çin'e gideriz. Çok güzel. Benim için de geldi zannettim ama sen radyo için. Çok teşekkür yani ediyorum sevgili izleyenler. Radyoculara kıymet verip radyocularla alakalı radyoculuğun bugün burada gır gır şamata, yarı şaka, yarı ciddi ciddi radyoculuğun her şeyini konuştuk. Süper. Aynen. Her aşamasını konuştuk. Sen içinden beğense çal hangisi almış. neticede radyodan isim vermeyeceğim ama radyodan yetişip televizyona geçip televizyon şovmeni olup çok ciddi kariyer yapan arkadaşlar bile geriye dönmediler bu konuda. Yani o 6. sınıf 7. sınıf tipleri aldılar, onlarla bir sürü program yaptılar, hatta böyle uzun yıllar program yapıldı. Eyvah. Ama hani bir radyocuların katıldığı bir olay bile belki onların da eli kolu bağlıydı. Yani reytingten hani yönetmenleri falan hani reyting almaz bitirelim, bunlar mı dedi? Gidelim evimize yatalım çoluğumuz çocuğumuz. Ya hangi programa evet. katıldığında reyting almadın muzu evet. ya? Hayret sevgili izleyenler tamam. Bitiremedi. Hadi veda edelim. Evet, hadi tamam. Biz veda edelim. Görüşürüz Eser'cim. Tamam. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler inşallah bir faydamız dokunmuştur. Gece modu burada sona erdi. İyi akşamlar diliyoruz.